Kafayı yemiş arkadaş. Amsterdam mısınız? Londra mısınız? Fiyatlar uçmuş. Kaç para dedi? 132 dolar. 12 saat sonra parti başlayacak. Gidiyoruz bakalım business class'ımızda. Ulan Paris'te mi kalıyoruz diyecektim de. Gece bir kelle paça yeriz. Panama usulü. Polis geldi. Burası bana böyle bir Asya'da bir ülkeyi hatırlattı ya sanki. Şu anda fena yağmur başladı. Ben küçücük bir yer bekliyordum. Şuraya bak. Şurada Costa Rica sınırının şurasına gidiyoruz. Adı da Bocas del Toro. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda Panama'dan, Panama ülkesinin Panama City şehrinden, yani en önemli şehirlerinden sesleniyorum. Çantaları aldık. Biraz sonra ülkenin en güzel adalarından bir tanesinde olduğu bölgeye gideceğiz. Gece yolculuğu yapacağız otobüste. Hiç daha gece dünya turunda gece yolculuğu otobüste yapmadığımız için bu deneyimi Para Turco ile beraber anlatacağız. Teşekkürler. İnşallah buradan ne sınırıydı? Costa Rica. Aynen, Bocas del Toro çok turistik olan, çok güzel bir yer, adalara sahip ama turistik olup bilinmeyen adalara bir hayalin peşinde ve makarna hamayla gideceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Uber hala çağırıyoruz. Uber'le gideceğiz. Güzel yorumlarınızı da beğenirinizi bekliyoruz arkadaşlar. Soğuk olacak, bayağı bir hazırlık yaptık. Bakalım başımıza gelecek olan şeyleri merak ediyorum. Size iyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. Geldi araba. Arabamız şu. Bizi şimdi 15 dakika ileride otogara götürecek. Bakalım çok güzel yerlere gideceğiz, heyecanlıyız. Oo bak geniş geniş koyarız. Ha gayret, sığdık gibi. Tamam mıyız? Vamos. Abi yollarda çok kötüler trafik konusunda. Yollar da kötü bu arada. Bu yolculuk nasıl bitecek bakalım. Elveda Panama City. Geldik. 5 dolara buraya getirdi. Alalım abi çantaları. Bir şey kalmadı. Mucha gracias amigo. Haydi gidiyoruz. Vamos. Oo, İspanyolcalar da yıkılıyor. Hayırlı işler. Nereye geldik şimdi? Abi Albrook terminalindeyiz. Ülkeler arası. Hatta Meksika'ya kadar otobüs var abi. Hadi ya. Evet. Kaç günde gidiyor Meksika, ki? Meksika 6 günde gidiyor neredeyse. Meksika, Guatemala, Nikaragua. Bu tarafa Salvador aynen böyle gidebiliyor abi. Kaç para? 350 Bilek. Dolar mesela Meksika. En son 350 idi. Belki olmuştur işte 400. Hadi ya. Uçakla gitsen işte gidiş dönüş 550-600. Arada 100-200 dolar var ama kimisi otobüs yolculuğunu seviyor. Bayağı büyük ya, şuraya bak. Biraz hatta direkt ülkeleri de gösterebiliriz. Gediğimizden çok daha büyük bir yer çıktı burası. Havalimanı gibi resmen. Böyle bekleme alanları falan var ama buralara turnikelerden geçiyorsun. Devasa çıktı. Bunlar hep ilçelermiş. Panama'nın. İleride ülkeler de var. Bu yolculuk herhalde en az 12 saat sürecek. Sabah 8'de varmayı planlıyoruz. Akşam da 8'de bindik. Bakalım hayırlısıyla. Havalimanı maşallah. Aynen. Kayboldun. Nesibe bizi bıraktı gidiyor abi. Ben video çekiyordum. No, Fethiye'ye mi gidiyordun? Otobüs gelmiş. Şurada. Şimdi almalarını bekliyoruz. Böyle havalimanı gibi turnikeler var gerçi burada ama direkt çat diye otobüse binemiyorsunuz. Biraz sonra almaya başlarlar. Hadi bakalım. Ne yapayım, yardımcı oluyorum abi. Ha, geçemiyorlar mı yoksa? Yok, olmazsa geçemez. İnsanlık bitmiş. Otobüs alıyorlar. Şimdi başladılar bakalım. Hayret, zamanında kalkacak gibi. Bagajları veriyoruz. Otobüs bayağı güzel gibi. Yavaştan binelim. Ne oldu Kutay? Burada böyle otobüslerde şoförle yolcular arasında arada camlı bir alan var. Bu kapıdan giriyorsunuz. Kadın sürücü çok fazla bu arada. Koltuklar bayağı rahat görünüyor. Otobüsler var. İngiltere'dekiler gibi. Bunlar Costa Rica'ya gidiyormuş. Tikabusmuş adı da. Bizimki tek katlı ama olsun. Kutay çok isyan ediyor şu an. Evet, buradan abi. Bizi izleyen Panama Belediye Başkanı ve kesinlikle Otobüsçüler Derneği. Kesinlikle konuşuyorum diyorum. Başka. Şu abi bildiğim bileli 12 senedir şunun üstüne bir file yapmıyorlar. Buraya hiçbir şey koyamıyorsun. Yasak mı yani? Yasak abi. Ben nereye koyacağım çantamı? Önüne koy diyor. Yani Allah Allah. Rahat edemiyorsun abi, bir türlü bu kadar rahatlığına düşkün bir insan. 10 senedir şunun çözümünü bulan abi. Abi 12 saat gideceğiz ve ben buraya zaten kendim zor sığıyorum. Onun bunlar da var. Altına koyacaksın artık. Alta koyacağız artık ama korkuyor insan çalınacak diye. Ama en azından rahat değil mi abi? Rahat rahat. Baksana nesi böyle keyfi yerinde. Ben
çok rahat ayaklarım ama işte öndeki biri şunu öndekini geri yatırırsa sığamayacağım. Bak mesela şuradan ben de biraz geri yatayım. Yatırınca bayağı arkaya yatıyorsunuz. Ama bir de bu şunu yatırır ya. Yani. Aynen bunların kafası güzel. Önümüzde iki kişi kavga etti. Yatışım iyi. Tutay. Böyle mi gideceksin? Ne diyorsunuz abi olaya? Yarım koltuk. Şey yatak. Ama iyi yattı ha. İyi yattı. Böyle arkaya yatır. Herkes silsile bir şekilde yatacak. Sen de yat abi. Oradan. Sen bir yere uçmuştun abi. Ben bir gördüm bir videonda. Evet. Neredeydi o? Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'ya giderken değil mi? Evet. Şangay'la mı uçmuştun? Neydi? Ben şey Singapur'a mı yoktu? Singapur. Şangay nereden bunu çıktı bilmiyorum. Bunu tercih ederim. Bunu da değil mi? Aa, daha iyi. Hayırlı işler. Kutay Business. Evet. Abi Latin Business. Kutay Business'e karışınca böyle bir şey çıkıyor ama çok rahatlar. Sallana sallana gidecekler. 12 saat sonra parti başlayacak. Evet hareket ettik. Gidiyoruz bakalım Business Class'ımızda. Neskoş kendine sınırsız internet yükletti. Keyfi yerinde. Evet. 5 dolara. İndiriyorum internet çekmeden. Marketten şöyle kendime bir su aldım. 1 litrelik 1 dolara. Bir de meyve suyu almıştım ama tabii bana kalırsa. Orada meyve suyu çok güzel oluyor. Neyliymiş bu? Portakallı. 45 centmiş bu da. Harika ya. Böyle bir şeyler yiye yiye içe içe artık. Ama başka saat. Bir şeyimiz yok. Nasıl olacak? Bir su. Var tabii canım tuvalet falan bak arkada tuvalet var bu arada en köşede ama ara ara mola veriyordur şoför dinlenecek sonuçta. Ama işte bir şeyler yiyip içmelik yerler var mıdır bakalım göreceğiz. 2-3 kere duracakmışız. Gece bir kelle paça yeriz. Ya. Panama usulü. Şuradan yeriz. Güzel olmuş. Işıkları kapattılar. Biz bu otobüse 27 dolar vermiştik kişi başı. Yeme içme hiçbir şey vermiyorlar. İkram mikram yok. Biz bu otobüsün çok soğuk olacağını biliyorduk. Latin Amerika'da kısmıyorlar abi klimayı. Yani açabildiği kadar açıyor. Kasakla oturuyor. Ama o klimaya gidip de birazcık derecesini arttırayım demiyor. Bunu bildiğimiz için havlu aldık üstümüzü örtmek için. Uzun kollu bir şey aldım ben. Eşofman. Ve en önemlisi de ceketimi aldım. Yazın ortasında ceket giyerek. Sen bayağı hazırlıklı gelmişsin. Çünkü biliyorum kesinlikle hasta olup üşütebiliriz bu yüzden. En güzeli böyle eşeğe sağlık kazanmak. Evet. Hadi bakalım yolculuk başlayalım. İçerisi o kadar soğuk ki. Camlara bak. Donduk. Aa mola vereceğiz şimdi. Oo Panaturco Turizm. Merhabalar. Santiago'ya geldik. Şimdi yarım saatlik bir mola vereceğiz burada. Böyle hacı abilerin böyle yemek yerleri var işte. Keyif yapma yerleri. Yanında bakkallar, marketler. Yok. En azından tuvalet bedava abi. Paralı değil mi artık? Aynen değil abi. Palamola hep paralı ya. Aynen abi. En azından nefes aldırıyorlar. Olduğumuzu göstereceğim. Gel şöyle. Şimdi biz bakın şuradan Panama'dan çıktık. Şurası Costa Rica, Nikaragua. Şurada Costa Rica sınırının şurasına gidiyoruz. Adı da Bocas del Toro. Yolun herhalde 3'te 1'lik kısmı bitti gibi ha? Evet abi şu an 3'te 1'lik kısmı yani daha çok var. Yarın sabaha kadar. 8 gibi. Evet yol devam edecek abi. Hadi gelin tesisimizi gezelim. Otobüsler hakkında ne diyorsun en azından? Otobüs çok güzel. Güzel miydi abi? Güzel. Evet. İçerisi bu sahne. Kolombiya'dan daha iyi. Tabii canım tokatlar. Aynen. Bak dışarıdan da şey. Bak hani sanırsın içeride şey taşıyorlar. Soğutuculu bir şey taşıyorlar ya. O kadar gerçekten abartacak derecede soğuk. İlk bölümünde neler varmış? Patates. Şurada noodle gibi bir şey var. Şurada pirinç pilavı var. Bulgur pilavı gibi bir şey var. Etli bir şey var. Sosis var. Tavuk kanadı var. Şurada da tavuk var. Yine bayağı bir şey var ya. Beklediğimden iyi valla. Şuradan çayınızı alıyorsunuz. Abur cuburunuzu alıyorsunuz. Ortam böyle. Şöyle bir meyve suyu aldım ben yine. Ama aynı zamanda eczane. Hem market hem eczane. Genelde hep böyle yerel markaları var. Pringles'lar falan var. Şu ana kadar beklediğimizden çok iyi gidiyor ya. Beklentiyi düşük tutunca insan daha çok mutlu oluyor.
taksiyle limana gidiyoruz. Oradan da tekneye bineceğiz. Takside birinin olmasa normaldi. Toplamalı taksi mi? Aynen abi. Doğru düzgün uyumadık bugün çoğumuz. Entonces el bus, ¿sen ne diyorsun? El bus te cobra $10 cada uno, pero el bus aquí tú llegas, ¿verdad? Sí. Ellos tienen que ver si ellos se llenan con esa lancha. Si no se llenan con esa lancha. Limana geldik. Tekneyi bekliyoruz şimdi. Sürat motoruyla gideceğiz. Tuvalete girecektik. Dünyanın en rahat, konforlu tuvaleti. En güzel tuvaleti abi. Direkt nehre. Direkt aynen abi. Aşağı gidelim. Yumuşacık aşağı. Tahtaya bas zaten aşağısın abi. Dayı da gülüyor. Biraz sonra tekneyle geleceğiz, gideceğiz artık. Az kaldı, ondan sonra adadayız. Burası bana böyle bir Asya'da bir ülkeyi hatırlattı ya. Sanki böyle Tayland'da falanmışım gibi hissettim. Ne diyor abi? Dur abi, şeyi vereceğiz. Giriş dönüş bilet alacağız daha ucuz diye. Evet. $10. Aynen. Kişi başı. Dönüş, yabancılara $10. Ekstra her $10. Pasaportları da verirsiniz. Şimdi bu büyük motorlu teknelerle 5-10 dakikada herhalde adaya varacağız. Böyle iki ana kara arasında şey yapmışlar. Ring yapmışlar, servis. Ekip yorgun, ekip yılgın ama ekip mutlu. Enerjili. Her zamanki gibi sıra var abi. Heyecanlı. Her zaman. $12,000 sadece motor. Vay be. Front? Yes. Nasıl bineceğiz şimdi tekneye? Orada bineriz. Biz de oraya bineriz. İstersen bin oraya. Nereye? Şuraya. Şu anda fena yağmur başladı. Az sonra inşallah diner. Ayrılıyoruz. 5 dakika güneş açar. Paso gürültü patırtı yapıyoruz ya. Paso hep eğlenin ya. Hareket ettik bakalım. Geldik şimdi adaya. Ben küçücük bir yer bekliyordum. Şuraya bak. 3 katlı bina var. Bildiğiniz koca bir kentmiş meğer burası. Merkez olarak biliniyormuş. Bunun etrafındaki adaları gezeceğiz tabii teknelerle. Bir yandan böyle barakadan evler var. Bir yandan böyle kocaman 3 katlı binalar. Bakalım çözeriz yakında. Aldım ben bunu, ilerliyorum sağdan. Geldik. Güzel bir başlangıç olsun. Meşakkatli geçen bir gece yolculuğundan sonra birazdan bir otel buluruz. Sonra güzel bir kahvaltı yaparız. Tatilimiz başlar. Böyle yerler çok keyifli olur ya. Güzel bir gezi olacağına eminim şimdiden valla. Heyecanlandım. Hi guys. Hi. Hi. Şimdi bir kalacak yer arıyoruz. Birkaç tane alternatif var dedi Kutay. Bakacağız. Beğendiğimizde kalacağız. Beğenmediğimizde bir başkasına geçeceğiz. Bir aile oteli gibi düşün abi. Çok güzel. Bura? Evet. Tamam. Sizlerin kalabileceği düzgünün. Bir de aşağıya doğru deniz kenarı olan var. Önce burayı görün. İstedim sonra öbür tarafı. Buna bir bakalım önce. 3 kişilik tek oda var. O da $46 diyor. Şimdi bir başkasına bakacağız. Kaç para dedi? $132. Ben 32'yi anladım da 100'ü duymamışım. Vallahi billahi 132 lan Paris'te mi kalıyoruz diyecektim de diyemiyorsun işte, Amerikalılar sayesinde buranın da fiyatları uçmuş. Ya bu adamlar nereye gitse fiyatları uçuruyorlar. Olan sonra bize oluyor. Böyle TR kazananlar. Dolanıyoruz böyle. Canım sıkıldı ya 132'yi duyunca. Kafayı yemiş arkadaş, Amsterdam mısınız, Londra mısınız, fiyatlar uçmuş. Kutay'a hostel buldu, kaç para dedi sana? Abi normalde ben hostellerde burada 18'de $20 kalıyorum. Şimdi yüksek sezon olduğu için $35 ama benim yine özel indirimimi yapacaklar. O da yani beni tanıdıklar için, yoksa $35'dan aşağı kalamazsın. $35 ne ya? Evet, $35 o da paylaşmalı o da yani.
Yani ama ambiyansı olan bir hosteldi. Şöyle düşünelim. Ama yine de çok ciddi. Bütün Adana'nın ambiyansı burada olacak akşam. Akşam anlayacaksınız abi. Akşam görürüz. Bu arada buraların sezonu Mayıs'a kadarmış. Sonra ta Ekim'e kadar yağmurlu oluyormuş. Şimdi biz de bir ev tuttuk gibi. Kadını bekliyoruz. Gelip bizi alacaklar. Ola ne kadardı? $45. Kadını tanıdığım için $30 indirdim. 30'a inşallah bağlayacağız. Evet, bağlarız. Hayırlı işler. Şimdi şurada güzel bir kafe varmış. Orayı önerdiler. Aynen burası. Orada bir şeyler yiyelim. Oğlum dünden beri biz hiçbir şey yemedik ki. Dün akşamdan ben beri. Ben hala aç değilim yani. Kafe Alemana. Yapıştıralım bakalım ya. Bir enerji gelsin. Bir canlanalım. Klimalı mı içerisi? Of. Allah yok. İlk övdüm. Oval da var yağlı. Bak 50 kuruş. Buna normalde sarı peynir atabiliyorsun. İnce kaşar gibi değil de işte ince böyle sarı Amerikan peyniri. Onunla böyle çayla gidiyor. Vallahi. Yağlı ama bu. Şöyle börekler var bak. Börek yapmış. Şekerli gibi. Böyle muffin yapmış ama muffinin büyüklüğüne bak. Aynen. Amigo bachata çapatalar. Bakın şöyle bir kendimize tost yaptırdık. İçine de ne koyduk? Bu kadarını söyleyememiz bile başarı bence. En azından tost gibi yapmış. Metallik bir ekmek tadı var. Fiyatı da fena değil. Kaç para? $2.50. Bu. Komple $2.50. Yine iyi yani. Bu arada indirimler de patlıyor. Bakalım Hacı abi memnun edersek güzel olacak. Güzel tatil olacak ya. Bekliyoruz. Ailenizin sevilen YouTuberları enerjiyi aldıysa enerji vermeye devam et. Gel nasıl gölgeden gider sıcakta. Nesibe bak. Baya yorulduk ya. Güzel gülmeye başladı abi ya. Enerjiyi aldık. Konaklayacak yeri de hallettikten sonra burada neler yapacağız biliyor musunuz? Niye geldik? Çok güzel adalar var. Dalga sörfü yapabileceğiniz yerler var. Ondan sonra muhteşem bir doğası var. Resifleri var. Gece hayatı var. Evet. Ne olsun başka? Daha ne olsun? Her ben şey var saymadım. Abi. Bir yandan Atlantik, bir yandan Karayipler, bir yandan ormanın derinliklerine gireceğiz. Bir hayalin peşinde ve makarenamayla kaybolacağız. Şimdi kadın gelmiş. Odamıza bir bakalım. Beğenirsek tutacağız orayı. Size böyle yolculuk videosu yapıyorum ki hani nasıl yaşadığımızı görün. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da arkadaşlar çok güzel bölümlerden dünya turuma ortak olursunuz. Bu neymiş? Burada da inanılmaz partiler oluyor. Bak kalp kırıklığı koymuş. Hatta bazen adalara götürüyorlar teknelerle başka adalara. Parti yapıyorlar ama ertesi gün geliyorlar mı gelmiyorlar mı ben daha iyi bilmiyorum abi. O artık doğada kayboluyorlar. Evet. Allah'ım güzel bir yer çıksın be Kutu Boy. İsmi neymiş? Residencias Maritza. Abi $30 bedava burası. Bak $45'dan $30 indiriyorum sizin için abi. Adayı ayaklarınızın altına serdim. Daha da olsun. Ne olsun abi. Hadi bakalım girince görelim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl çevireyim? Zaten 3 kelime biliyorum. Başka da bir şey yok ben. Hola. Odayı görelim bakalım. Böyle bir verandası var kocaman. Şurada da odaları var. Burada da odalar var galiba. Arriba. Aslında ben kalmadım. Bir tane benim Çinli ve Amerikalı arkadaşım var. O kaldı. Ben kalmış gibi yapıp fiyatı indirdim. Çare yok abi. Yoksa 45'lik olacağız. Biz Amerikalı değiliz abi. Temiz olsun, kliması, duşu olsun. Temiz abi, daha nasıl olsun? $30. Aa, gayet güzel. Kliması bakalım. Var şey abi. Gayet iyi abi 30'u. Evet. Banyosu da güzel abi. Ne diyorsun? Yani gayet iyi 30'u. Bence ya, de. 30'a göre düşünün. Temiz 30'a değil. Göre artık böyle devir para kısma evet. Devir. YouTube'dan izleyene kadar para gelmiyor. Evet abi. Beğeni abi yorum atmıyorsunuz. Beğeni yapmıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Ondan sonra lüks yer bekliyorsunuz abi. Yok bizde. Bu adamların yaşamasını istiyorsanız, yaşam standartlarını devam ettirip sizler için video yapmasını istiyorsanız lütfen yardımcı ve destek olmayı unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler. Ben de bir izleyici olarak söylüyorum. Ve videoları uzun uzun izlerseniz asıl yardımcı bu şekilde olmuş olur. Bir de yorum atın arkadaşlar. Evet, en önemlisi. Panama muhtarı öyle değil. Evet, Panaturko'yu da sallayın biraz. İyi hadi buraya tutalım. Sonra adayı keşfederiz. Hakikaten yani, $30. Yani adaya göre şu görmüş olduğunuz 120 neredeyse Türkiye'de asgari ücret ne kadardı? Oldu 4000 küsur 4000 TL. Şey dolar olarak. $270 falan. 270 işte. Yani 170 120'si sadece bir geceliğine gitti. Buyurun. Lo único que en la noche. Arkadaşlar o kadar yol yorgunluğundan sonra ben uyumuş kalmışım. Biraz kendime geldim, dinlendim. Havanın da sıcaklığı biraz kırıldı.
Şimdi gidip hem şu videoları size hazırlamam lazım hem de bir yandan sonraki günlerde gideceğimiz adaların planını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah dünya turundan daha buralardan da dahil olmak üzere harika bölümler gelecek. Buradan sonra da Costa Rica'ya doğru gideceğiz. Farklı farklı ülkeleri de anlatmaya devam ederim. Şimdi gideyim bir enerji alayım, yemek yiyeyim. Bilgisayarın başına oturayım. Bir klimalı bir yer bulmam lazım. Ya kafe gibi, hostel gibi bir yer işte. Ondan sonra çalışmaya devam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Panama'dan herkese selamlar. Sonraki bölümde bu adaların hepsini birlikte keşfedeceğiz.